Sebep Sonuç YouTube kanalından herkese merhabalar. Soruyorum programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Fuat Sapancı ama biz onu Çılgın Aktar olarak tanıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Birazcık bir kısa kendinizi tanıtabilir misiniz hocam? Ee, ben Fuat Sapancı. Tıp aromatik bitkiler mezunuyum. Ee, yani fitoterapiste diyebiliyorlar, herbaliste diyebiliyorlar. Elimden geldiğince şifalı tıbbi bitkilerin size şifalı dünyasını tanıtıyorum. Evet hocam çok güzel de küller hazırlıyorsunuz çok güzel galiba. Var, evet. Aslında değinmek istediğim çok önemli iki konu var hocam bugün. Şimdi şöyle dünya üzerinde oldukça uzun zamandır aslında biz bitkilerle yaşıyoruz ama biz onları yeteri kadar tanımıyoruz hocam. Belki Eskilere baktığımız zaman bizden daha bilinçlilerdi bu konuda. Ama özellikle bizler tabii mesela birkaç çay ismi belki papatya mesela ıhlamur bunları biliyoruz ama bu çok daha büyük bir derya aslında. Evet birçok kürler yapılabiliyor tedavi edici yöntemleri var bizler bunları bilmiyoruz hocam ve günümüzde çok fazla ilaç sektörüne giriş yaptığımız zaman aslında biraz da daha acele çabuk iyileşmek için ilaçlara başvuruyoruz belki de biraz sabırsızız bitkilerle tedavi çünkü biraz da zaman istiyor galiba bir süre gerekli oluyor bu konuda bunlara değinelim hocam. Bir de çok önemli yöneltmek istediğim bir soru var. Şimdi, e, malum salgını biliyoruz hepimiz, salgın geçirdik ve e, sıvıların yan etkilerinden bahsedelim ve e, sıvıların bizlerde bırakmış olduğu ağır metallerden ve toksiklerden kurtulabilir miyiz hocam? Bitkisel yöntemler evet, var tabii mı? Ki. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz, alınan malum sıvaların yan etkilerini vücuttan nasıl atabiliriz? Yani bizler normalde bunlar için danışanlarımıza, çevremize, arkadaşlarımıza hatta kendimizin de kullanmış olduğu, benim ailemin de kullanmış olduğu e, tabii ki süper gıda diyebileceğimiz çok güzel, çok enteresan ürünler var. E, şimdi normalde alınan sıvalardan sonra tabii ki çok çok kronik hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Ve bunlar biliyorsunuz ki insanlarda çok fazla yan etki yapıyor. Bunun için normalde bizler şöyle yapıyoruz. Benim çok böyle bir 10-15 tane sayacağım çok güzel şifalı ürünler var. Bunlar süper gıda kategorisine girmiş ve kendini kanıtlamış ürünler. Dilerseniz ben buraya birkaç zaten notumu aldım. Dilersiniz evet. buradan da siz zaten. Süper gıda dışında başka bir kategori daha var tabii galiba. Tabii ki. Evet. Şimdi normalde buyurun Aynı size söyleyeyim. Ayrıca yayın öncesi biraz konuşma şansımız oldu. Sizin başınızdan geçenleri de aslında değinmek isterseniz çok faydalı olur. Özellikle sıvıdan sonra yapmış evet. olduğunuz evet. yöntemi. Şimdi normalde ben vücuda alınan belli sıvılardan sonrasında en başta ilk yaptığım şey tabii ki hızlı davranmak oldu. Zaman ben, çok önemli değil mi hocam? Tabii ki zaman bu konuda çok büyük bir faktör. Yani bunu alınan bir zehir de olsa ya da herhangi bir ilaç da olsa hiç fark etmez. Etki ve tepki bir süreci tamamen süreyle alakalı. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Belli bir sıvıyı vücuda aldıktan sonrasında hemen e, vücuttan ağır metali, toksin maddeleri, ilaç kalıntıları ne olursa olsun ben bunu atmak için tabii ki e, en başta vücuda e, altın suyu kullandım. E, altın suyunu biraz açalım mı hocam? Normalde içilebilir altın suları vardır. Bunlar kolliidel yani asitik bileşeni dengelenmiş kolliidel dediğimiz altın sularıdır. E, Antik Mısır ya da Antik Babil dönemlerinden beri kullanılıyor. Antibiyotik tedavisi gibi düşünün. Hatta antibiyotik daha hiç bulunmamışken yani Antik Mısır ve Antik Babil zaten bunu gümüş suyunu kullanıyordu. Evet. Yani propolisten önce bulunan ilk şey gümüş suyudur, altın suyudur. Daha sonrasında propolis olarak bulundu. O da bir reçinadır zaten. Neyse oraya yani, değineceğiz. Nerelerden temin edebiliriz? Bunları normalde çıkıyorum. tabii ki yani e, süper gıda satan tüm mağazalarda satılabilir. Yani de internet üzerinden de satılabilir. Ama normalde tabii ki aktarlardan bunları temin edebiliyorsunuz. Normalde aktarlar bunu satıyor. E, ben ilk kullandığım şey benim altın suyu oldu. Daha sonrasında birkaç tane bitkiden elde edilen İsveç şurubu dediğimiz çok mükemmel İsveç iksiri dediğimiz bir ürün var. Onu kullandım. Ve daha sonrasında tabii ki çiğ tahin Veli nimet bir üründür ve insanlık için yani yapılmış özellikle Türk topluluklarında bilinir zaten daha fazla. Ee, orada çiğ tahin tükettim ve tabii ki en büyük temel faktör aslında oraya birazdan gelecektim ama tabii ki ben kendim hacamat. Evet oraya da değinmek evet. istiyorum çünkü genellikle hacamata başvuruluyor şu an. Şimdi normalde Türkiye'de biliyorsunuz ki hacamat sadece e, yıllarca insanlar hacamatı sadece çok özür dileyerek söylüyorum yani koca karı tıbbı gibi gördü. Oysa ki yani e, peygamberler sürecinden biri hala gelen bir e, tedavi yöntemidir ve bunu kanıtladılar. Yani hacamatın sadece vücuttan bir kan alma olmadığını ve vücuttan tüm ağır metalin, toksinin, ilaç kalıntılarının, parazitlerin aklınıza daha ne geliyorsa bunların tümünü temizlediğini kanıtladılar. Ve şu anda zaten e, modern tıpta zaten şu anda hacamat ve sürük merkezleri kurmaya başladı Türkiye'de. Doğru. O yüzden ben kesinlikle hacamatı da bu konuda öneriyorum. yani. Ya yani şimdi şöyle, e, ne sıklıkta yapılmasını önermişsiniz? Şimdi normalde hacamat mesela ben yaptırıyorum, hatta belki şu anda sırtımda izleri bile vardır yani. Yakın dönemde e, yani mi? Yani yine birkaç ay olmuştur ama illaki belki vardır veya yoktur, çok bilemiyorum ama e, belli bir süre içinde de yapılabiliyor. Ama normalde tabii ki işin sünnet boyutuna bakarsak, sünnete uygun olması biraz daha bir önem arz ediyor. Yani o, uygun yapılması. Tabii onun yani hem yaptığınız yerin tabii ki hijyenik olması gerekiyor. Kesinlikle bir klinik tarzı bir ortam olması gerekiyor. Ve kesinlikle şey var yani onun belli bir şimdi çok konulara girmek istemiyorum tabii ki ama e, işte onun oturuş pozisyonu, yapılma şekilleri, camda mı yapıyorlar yani cam kupamı çekiyorlar bunlar çok önemli şeyler. Bunu maalesef ki çok çok yanlış yapanlar var. Ama işin ehline uygun ve kişisine uygun yaptığınız özellikle bir doktor yapıyorsa mükemmel etki alırsınız. Özel gün de var galiba. Tabii hocam. özel günleri, özel haftaları oluyor. Özel beslenme süreçleri oluyor. Kan grubuna göre beslendiğiniz günler oluyor. Mesela hacamatta en çok dikkat edilmesi gereken husus bir gün öncesi hacamat ve bir gün sonrasında... Yani bir gün öncesinde hayvansal hiçbir gıda tüketmemeniz gerekiyor. Hacamatı diyelim ki örnek veriyorum. Pazartesi olacağım ben. Evet. Pazar gününden hayvansal bir gıda kullanmamam gerekiyor. Pazartesi günü hacamatım oluyorum. Ve salı günü... Yani işte tekrar hayvansal beslenmemem gerekiyor bence. Şimdi evet doğru ve bu bir böyle yere yani. değindiniz. Yaptırdık oldu bitti olmaması Kesinlikle gerekiyor değil. biz tam sonuç alabilmek için ki özellikle hani başlık olarak da bugün e, bu sıvıların bizlere yan etkilerinden evet. nasıl kurtulabiliriz çok önemli bir başlık. E, i̇nsanlar çünkü tamam hacamatı biliyoruz. Evet. ama öncesi ve sonrasına değinmeniz çok güzel oldu. Ne e, tüketmeliyiz? Yani şöyle işte dediğim gibi en başta ilk bir gün öncesi ve bir gün sonrasında hayvansal beslenmiyoruz. Doğru. Doğru. Ama <laughs> bunun yanı sıra tabii şey var. Yani ben mesela o sıvıları vücuda aldıktan sonrasında ilk yapmış olduğum şeyleri size anlattım ama e, tabii ki bize danışanlarımız şunu soruyor. Kardeşim biz bunları kullanmıyoruz ya da bilmiyoruz ya da bulamıyoruz. Ama ben bunu mesela nasıl bulacağım ya da oturduğum yerde bunları satan bir yer yok. Onun dışında ben bir şey kullanamaz mıyım diye sorduklarında ben burada tabii ki birkaç tane böyle süper gıda Kazdım evet. buraya. Kendi zaten notlarımda da var. Dilerseniz onları da size anlatabilirim. O zaman başlayalım. Süper gıdalardan başlayalım. Yani şu anda velinimet olan en temel faktörleri size söylüyorum ve ürünleri söylüyorum. Tabii ki zerdeçal. bir arı ürünü olan propolis. spirulina yosunu dediğimiz yeşil alg. isveç şurubu, benim kendi bizzatı kullandığım, içilebilir olan bentonit kil. Bu çok iyidir. Yani mükemmel bir üründür. Reishi mantarı. Evet. E, Açay meyvesi, çok yoğun antoksidan ve C vitamini içeren. Kozalak şurubu, tamamen o akciğer. O meyve mesela nasıl e, kurutulmuş mu yoksa neredeyse... Normalde tazesi de yenilebiliyor. Açay meyvesinin kuru tozları da satılır süper gıda olarak. Bunu her kan grubu rahatlıkla tüketebiliyor. Bunları bu arada, onu da söyleyeyim. E, kozalak şurubu, altın suyu, gümüş suyu. Kamu kamu dediğimiz bir meyve vardır. Kuşburnu'ya benzer. Genelde onu öneririz. Tabii ki süper gıdalarda benim en çok sevdiğim buğday çimi. Ee, yeşil yulaf çimi, bir de tabii ki maça. Yani yeşil çayın etken maddesi olan maça çayını tüketebiliriz. Maça çayını da e, yine biraz konuşmuştuk, değinmiştik sizinle. E, önemli olan e, gerçeği değil mi? Tabii. Normalde maça zaten bizim Çünkü... Türkiye'de de çıkıyor. Lafınızı böldüm ama en iyisi tabii ki uzak doğudur. Bunu aslında güzel e, yerler var temin edebileceğimiz. E, peki sütle yapılıyor, suyla yapılıyor, fark eder mi hocam? Çok fark etmiyor. Zaten bunun birçok formu satılıyor işte maça latteler, maça çayları bilmem neler. E, yani bunu her türlü gıdaya koyabiliyoruz. Yani hamur işlerine bile koyan var. E, özellikle mesela işte glutensiz kek yapanlar, pasta yapanlar vesaire. Bundan burada etki alıyorlar yalnız. Tabii ki ben yine klasik çay formunda yapılmasının tarafındayım. E, yani bunu içtiğinizde ortalama. 4,5-5 bardak bir yeşil çay içmiş oluyorsunuz normalde. Miktarına çok dikkat Tabii. etmemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü e, gerçekten yeşil çaydan çok daha güçlü. Şimdi şöyle diyelim ki yeşil çayın antitoksidan bileşeni sallıyorum 100 üzerinden 60 ise bunun belki %120. O kadar yüksek. Anlatabiliyor muyum? Peki e, miktarına dikkat edeceğiz. E, bu saymış olduğunuz e, ürünler ne kadar süre içerisinde tüketmeliyiz? <laughs> Şimdi normalde şöyle e, yani ben her zaman normalde bu tip şeyleri her zaman 3 hafta öneriyorum. Yani bizim normalde e, bitkisel reçeteler dediğimiz bu kullanım süresi normalde 3 haftadır. Yani örnek veriyorum diyelim ki zerdeçal çayına başladım ben ya da zerdeçalın kendi ekstrat formunu, likit formunu içiyorum. Bunu aralıksız yani normalde 21 gün ya da 1 ay mutlaka içmek zorundayım ki tüm etken maddelerini vücuduma alayım, tutayım ve bunları vücuttan atayım gibi. Anlatabiliyor Doğru. muyum? Yani işte burada mesela dikkat edilmesi gereken husus tabii ki kime göre ve neye göre olması gerekiyor. Mesela maça çayını normalde günlük bence bir çay kaşığının üstüne çıkılmaması lazım. Çünkü çok antioksidan ve bu sefer e, çok fazla rahatsız edebilir yani ene, çok fazla enerji verirse çarpıntı yapabilir. Gibi. bir çay kaşığı yeterli gayet, oluyor evet, gayet, ama 3 hafta boyunca devam edebiliyoruz. Evet tabii ki normaldir. Tamam. İlla hani bu matcha çayı için değil mesela matcha çayını gün aşırı da içebilirsiniz. Bir gün içersiniz, bir gün içmezsiniz ama normal diğer dediğim ürünleri mutlaka 21 gün aralıksız mutlak olarak kullansınlar. Sonra insanlar şunu yapıyor ya ben bu meyveyi kullandım ya da ben bu şeyi kullandım ürünü ama ya sanki çok olmadı. Orada reçeteyi kırıyorsunuz. Reçeteyi kırmamak ve İstikrarlı olmak çok önemli. Bunu neye dayanarak bu şekilde? Şöyle bu bir şey var. Olarak. Örnek vereyim şimdi. Mesela ben danışanlarıma sürekli mesela işte zerdeçal veriyorum. Birçok kronik hastalıkla ki zerdeçalın yetkilerini zaten saymakla bitmiyor. Mesela beyefendi geliyor ya da hanımefendi geliyor bana diyor ki işte hocam ben bunu kullandım ama işte çok etki alamadım. Kaçıncı gün? Üçüncü gün. Zaten bıraktım istikrar diyorum. yok hocam. Bizler yani, çok fazla e, ilaçla tedavi olmaya evet. çok fazla alıştığımız için bitkilere olan inançımızı yitirmiş e, kişileriz. Şimdi ilacın kullanımı ben tabii ki bir e, hepimiz tabii ki ilaç kullanıyoruz ama şimdi şöyle bir şey var ben mesela elimden geldiği zaman başım ağrıdığı zaman farklı bir sistemde ilerliyorum. İşte örnek veriyorum. Bir böbrek taşımı olduğu zaman tabii ki doktoruma gidiyorum. Tabii ki bir teşhis koydurtuyorum neyim olduğunu. Çünkü sonuçta bizler doktor değiliz. Ama şöyle bir şey var. Acaba diyorum ki ya ben bu ilaç yerine bunu kullansam ne olur? Ve gerçekten onu yüksek dozlarda ya da istediğim tam sürede kullandığımda ben etkisini alıyorum. Mesela şu anda bir örnek vereceğim. Birkaç gün önce mesela ben de biliyorsunuz ki daha demin hani evet. konuşmuştuk yayından önce. Ee, bir rüzgarda kaldım. Normalde ses tonum böyle değildir benim. Daha biraz daha farklıdır. Şu an mesela sesim çatallı geliyor olabilir. Mesela rüzgar yedim. Benim iki arkadaşımla beraber yediğimiz rüzgar, onlar mesela direkt serumluk oldular. Ama mesela ben buradayım ya da işte ben çalışıyordum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kendimi korudum. Siz bir şey kullanmıştınız hocam onu da. <laughs> evet. Şimdi şöyle normalde ben tabii ki propolis ağız spreyi de kullanıyorum. Propolis damladıkları da kullanıyorum. Ve ben tabii ki çok güzel bir reçete vereyim buradan sesi kısık olan e, danışanlarımıza veya bizi izleyenlere. Ses kısıklığı için ebegümeci ile altın otu çayı içtim. Şey pardon ada çayıyla ebe ebegümeci çayı içtim. O biraz sesimi hemen düzeltti. Tabii ki kış çayları içiyoruz. Ve tabii ki ben biraz daha böyle e, mentolu biraz daha böyle farklı bir yöntemle çok farklı tedaviler de yapıyorum ben. E, ayak altına mentol sürdüm ayak altımıza mentol sürdüğümüzde de öksürüğümüzü çok inanılmaz bastırıyor. Çünkü şimdi son zamanlarda özellikle iki ayda yine iki ay içerisinde çok fazla yine e, gripten sebep evet. e, ses kısıklığı öksürükten özellikle <laughs> kurtulunamıyor yani. Ya şöyle bir şey var benim şu, şu çok dikkatimi çekiyor insanlar hasta olabilir yalnız hastalıklar iyileşmiyor yani esas buraya dikkat etmemiz lazım. Yani insan hasta olur. Rüzgar yer. Ben de hasta oluyorum, siz de hasta. Herkes hasta olabilir ama gripler önceden diyelim ki 10 günde iyileşiyorsa şu anda insanlar 50-50. benim arkadaşım var. Çocuk rakam yazmış. 57 gündür hastayım diyor. Yani 57 57 gün. gündür ben nezleyim abi benim geçmiyor diyor yani. Ve e, kullanmadığı kullanmadı hiçbir şey çocuk şehir dışında ben bir kargo yaptım gönderdim. Çocuk diyor abi teşekkür ederim diyor yani. Gerçekten diyor yani. Artık diyor gözümü silmekten, ağzımı, burnumu temizlemekten artık yoruldum diyor. Yani yüzüme dokunamıyorum, ağrıyor her tarafım diyor. Ya bunun ama en önemli şey istikrar. Evet. Çünkü üç gün kullanıp da yok ben iyileşemedim. İnancını da insanlar yitiriyor aslında. Yani inanamıyor hani 10 gün, 20 gün, 30 gün nasıl e, kullanabiliriz bunu? Bir inanç kaybı evet. yaşandığı için istikrar evet. da kayboluyor. Tabii ki ister istemez. Ama Şimdi mesela aslında çok eski dönemlere baktığımız zaman insanların yaşam olarak ömrü 80-90 yaşlarına kadar diyelim ki geliyordu. Evet. Ama çok eski dönemden bahsediyorum daha tıp ilerlemediği <laughs> zamanlar. Mesela safrada problem var. Evet. Taş var diyelim. Şimdi günümüzde 20 yaşlarında 30 yaşlarında evet. fark etmiyor. Gençler bile safra ameliyatı oluyorlar. Evet. Taş olduğu için safra alınıyor. Evet. Geçmiş döneme baktığımız zaman bu insanların bu tarz problemleri hiç mi olmadı hocam? Tabii ki yani e, olabilen şey en basitinden tabii böbrek taşı olabilir, safra taşı tabii. olabilir. Bu insanlar ameliyat olmuyorlardı ve nasıl bu kadar uzun yaşayabiliyorlardı? Aslında bu insanların muazzam bir bitki bilgileri vardı. Evet Kesinlikle. Şimdi e, ben bunları kendime çok araştırmalarım da var, hatta birçok böyle not da tutuyorum ben. Benim de çok sevdiğim bir konudur bu, bu arada şimdi şöyle bir şey var. Normalde yani insanoğlu dünyaya geldiğinden beri zaten tek bizim sistemimiz doğa ve bitki. Yani zaten yani ilk oluştan bugüne kadar en büyük temel faktör doğa olduğu için zaten doğadan yardım alıyoruz. Yaşam, işte süreç, kalma, barınma tarzı. şöyle ben bunu çok araştırmıştım. İnsanlar şunu yapıyorlarmış eskiden. Mesela diyelim ki, e, gerçi o çok eski bir tarih değil ama Mesela bizim Osmanlı zamanlarında bile mesela kılıç tabii, olduğu tabii, zaman, kılıç mi? yaraları geldiği zaman, diyelim Evet Ki, doğru. Biz sizinle mesela işte savaştayız. İşte bir yerim yaralandı benim, bacağım olur, sırtım olur vesaire. Ve savaştayız. Evet. yani kırsal bir ortamdayız. Evet. Şimdi mesela ben şeye çok dikkat ettim, mesela şuna çok araştırmıştım. Ben biraz da böyle meraklı bir tipimdir ben şimdi mesela adam kılıcı kesti buradan. Elini kesti diyelim. Tabii mikrop kapabilir, ölebilir. Şimdi tabii ki adam o süreçte tabii ki bir süre hemen olması için adamlar mesela o zamanlar savaşa gidenlerin içinde şifacılar da oluyormuş. Ve şifacılar şunu yapıyormuş. Kim yaralandıysa o an, çünkü zaten herkesin bir bilgisi var. Herkesin belki sağında solunda açtık çantası mı diyeyim, yanında tuttuğu bir şey mi diyeyim. Herkese zaten belli, belli likitler, belli bitki lapaları varmış. Örnek veriyorum. Ben bunu mesela bir yerde okumuştum. Ee, Yeniçeri askerlerinde ilk yaralanan kimse eğer hemen ikinci plandaki onun yanına gittiği zaman iki tane bitkiden yararlanırmış. Birincisi 40 kilit dediğimiz 40 şifayet vesile olan 40 kilit bitkisi. Ot olarak Ot. mı? Ben onu temin ettim hocam. <laughs> 40 kilit bitkisi bir yerinizi kestiğiniz evet. zaman üzerine suyunu dökersiniz onu, kaynatırsınız onu. Suyun üzerine döktüğünüzde kanı anında büzüştürür yani kanın çıkmamasını sağlar. İçmiyoruz. Üzerine Evet dönüyoruz. evet. Komples yani normalde içilebilir bu. Normalde bu çay içilebiliyor. Tamam. Ama o zaman adam o savaştayken diyormuş ki biri beni yaralarsa ve ben kan kaybı yaşarsam benim oraya anında kanı büzüştürmem lazım. Çünkü ciddi kesikler de olabilir. Tabii çok keser. Mesela 2 derece, 3 derece delik, yani adamda kesik var mesela. Alt deriyi de kesmiş mesela. Ama adam kanı durduramıyor. Ya saracak ama kan kaybı gene oluyor. Ne yapıyor adam? Açık yarayı güzelce suyla en başta temizliyor. Daha sonra dediğim bitkinin suyunu döküyor ve oraya aynı sefa dediğimiz kalendula dediğimiz bitkinin lapasını oraya koyuyor ve üzerine hemen sarıyorlar. Ne oluyor? Birincisi antiviral etkiyi kırdınız. Hemen evet, güçlendirdiniz. Evet. Antiseptik etki aldınız. Anında büzüştürme yaptınız. Bu adamın ekstra biraz daha ya performans sağlamasını sağlıyor ya da canından olmamasını sağlıyor. Ya bunlar hep doğa tıbbı. Evet. Yani. Zaten en önemlisi yani, kanı durdurmak. E, tabii ki zaten orada kan kaybını önlediniz. Ee, orada kılıç kalkan sallanırken e, kılıcın üstü pis. ister istemez taş, toprak, diğer insanların kanı birbirine karışabilir. Tabii. İster istemez bu mikrobu öldüren de zaten orada aynı sefa. Mükemmel bir bitkidir. Ben çok severim aynı sefayı. Yani çok da çayını da içerim. Çok şifalıdır. Mesela şimdi şu konuya değineceğim. Sizin dediğiniz hani dediniz ya işte bundan işte 100 yıl önce ya da 200 yıl önce ya da işte 500 yıl önce insanlarda böbrek taşı, kumu vesaire olmuyor muydu ya da oluyorsa bunlar nasıl geçiyordu? Tabii ki gene şifacıların sayesinde şöyle oluyor en ufak bir örnek vereyim. Tabii, mesela oradaki işte kesinlikle şöyle bir şey vardır. Şifacı olan bir insanın kendisi eğer biliniyorsa zaten kimse ona karışmış. O doğada gider, gezer, bulur ve getirir. Bazılarını zeytinyağına yatırır, maserasyon yapar. Bazılarını işte suda bekletir, bazılarını işte başka bir sistem yapar vesaire. Ee, i̇nsanlar şöyle yapıyordu. En ufak bir şey mesela maydanoz. Mesela maydanozdan çok büyük etki alıyorlarmış. Böbrek taşı olanlar, Mesela karaciğerinde alakalı bir problem olanlar, safra kumu ya da çamuru dökenler her zaman maydanozdan, enginerden, devedikeninden hep yarar alıyorlarmış. Ben bunları çok araştırmıştım. Ama içilmesi daha mı uygun? İçiliyor. Hocam? Çay olarak içiliyor bunlar. Maydanozu mesela kaynatalım mı yoksa şimdi taze maydanozu kaynatabiliyoruz. Daha... Hı -hı. Ama normalde kuru maydanozu alıp demleyip çayını da içebiliriz. Kendisini de yiyebiliriz. Mesela limon, maydanoz, sarımsak kürleri de vardır Hı -hı. biliyorsunuz. Tabii tabii, ya, tabii. Öyle bir şey olabilir. Ha öyle öyle insanlar şey yapıyormuş. Bu çok önemli bir e, detay çünkü e, geçmiş zamana baktığımız zaman bu insanların e, yaşam e, olarak 80-90 yaşlarına kadar e, bu bitkilerle tedavi olarak ömürlerini ve tedavi olarak gerçekten e, geçirebiliyordu ama biz bunu günümüzde neden yapamıyoruz? Aslında bunu sormamız lazım. Evet. Şimdi... Hemen bir e, mesela e, ameliyat. Evet mesela özellikle safra ile alakalı. Safra alakalı mümkün ama değil mi hocam? <laughs> mesela şimdi e, bu arada sorusu olanlar da yorum olarak yazarlarsa biz ben sizi tekrardan davet etmek isterim sizinle olursa. İnşallah de ne zaman istersiniz olursa. E, o soruları yöneltiriz. Tabii ki soru cevap e, yapabiliriz. Yaparız evet. E, çünkü şimdi karaciğerinde problem olanlar var. Karaciğerde kist olanlar var. Bunlar zararlı mı değil mi? Bunların e, Bitkisel tedavileri var mı? Tabii. Safrasında problem olabilir, böbrek taşı olabilir, e, mideyle alakalı e, problem olabilir veya çok daha farklı bir e, problemleri olabilir. Bunları yorum olarak iletirlerse Tabii ki. bitkisel reçetesini sizden hani en azından Nacizane... Elimden geldiğince, bildiğimce, okuduğumca, araştırdığımca ve bilgilerine gerçekten sahi olduğum tüm araştırmaları yaparak elimden geldiğince yardımcı olurum. Bilmiyorsam da bilmiyorum derim zaten. Tabii, tabii. Yani İstikrar çünkü sonuçta insanların değil. sağlığı çok önemli. Bakın şöyle bir şey var. E, elinize bir iğne alın. Diğer elinize batırın. Bakalım ne oluyor? Canınız ne kadar tatlı değil mi? Doğru. Yani bu kadar basit. Bir de kronik hastalıkları olan insanları düşünün. İnsan canı tatlıdır. Mesela hmm. insan ne kadar e, ya işte bu benim için önemli değil dese de bir sağlığından olduğu zaman yok abi ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sağlığıma kavuşayım der. O yüzden Doğru. her zaman şunu söylüyorum. Bakın e, buradan biraz da aslında söylemiş olayım. E, farmakolojinin şu anda Özellikle fitoterapi dediğimiz, yani fitoterapi teriminin ilk bir tane hatta Fransız bir hekim bunu 1870 yılında bir tıp dergisine yayınlayarak bu Fito ismi çıkıyor piyasaya. O günden bugüne kadar insanların fitoterapi ile tedavisi artık kanıtlandı. Yani şu anda yanlış hatırlamıyorsam 730 tane hastalığa iyi geldiğini araştırmaları var. Ciddi bir rakam. Kesin çok büyük bir rakam ve bu yani diyelim ki bunun 500 tanesi ana hastalık geri kalan ara hastalık gibi düşünün yani şu anda yanlış hatırlamıyorsam ya 700 ya 732 tane hastalığa dair bunun şeyleri var yani klinik çalışmaları hala araştırmaları olan var yani tam kanıtlanmış diyemiyorum bazıları için ama kesinlikle 730 taneyi biliyorum ama zaten geçmişe bakmak bile yeterli oluyor. Tabii en büyük kanıt zaten büyük tarihler tarih. ve oradaki arşivdir. Arşive baktığınızda her şey çıkar ortaya. Aynen öyle hocam. E, bu arada e, süper gıdalar dışında da Galiba e, çay olarak evet. mı belirleyeceğiniz sıvıların yan etkilerinden e, nasıl kurtulabilirizin reçetesini veriyor hocam. Evet şu, an. şu anda çok güzel tıbbi bir çay reçetesi vereceğim. Süper gıdaları verdim. Şimdi normalde eğer kanı temizlemek, hı hı. vücuttaki işte bütün e, toksit maddeleri atmak istiyorsak, ağır metal detoksi yapmak istiyorsak öyle diyeyim aslında. Hemen size güzel reçeteler veriyorum. Şimdi öncelikle buradan başlayacağım. Buna göre artık herkes kendi tutar istediğini. E, zencefil ve zerdeçal çayı yapıyoruz. Günde iki sefer tok karna ve Evet, içine tok karnına. Tok karnı olacak zencefil ve zerdeçal. Özellikle taze olmasına dikkat etsinler. Kuru da olabilir ama kuru kökünü aldığımız zaman biraz kaynatmak zorundayız. Ama evet. tazesi olursa sıcak suda 3 dakika demlemeniz yeterli olur French Press'te. Biraz yapıyoruz 3 dakika sonra bunu süzüp içiyoruz ve içine çok sıcak değilken biraz soğuduktan sonra böyle bir dilim limon atılabilir ya da birkaç dilim limon sıkılabilir. Tabii. Bunu günde 2 ya da 3 sefer içerse kesinlikle e, tüm vücudumuzu temizleyip üst sonum yollarımıza destek verebiliriz. Bunun yanı sıra e, bunlar çok sevdiğim bitkilerdir benim. Şahtere bitkisi, kara hindiba ve e, enginar yaprağı. Bunları sıcak su 2-3 dakika demleyip çubuk tarçın ekleyip beraberinde tüketebiliriz. Ama 3 dakika falan fazla geçirmesinler. Çünkü çay acılaşabilir. E, tam tersi toksin maddesini salabilir bitki. O yüzden bu çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Bunu evet bir de şunu da şimdi saydıktan sonra değinmek istiyorum. Bu saymış olduğunuz bitkilerin tamamını mı yoksa birkaçında mı nasıl yapılıyor? Şöyle oluyor. Gerekiyorsam... Aslında işte böldüm. Ben de şöyle bir bö böldüm mesela. Şahtere, kara indiba evet. ve enginar yaprağını Üçünü beraberinde birer tutam sıcak suya attınız. 2-3 tamam. dakika demlendi ve hazır gibi. Bu şekilde içine de biraz isterseniz çubuk tarçın atarsınız tatlandırıcı olarak. Ve kan şekerini evet. dengelemesi açısından. Bunların hepsi ayrı ayrı. Ben aslında hep bunları böyle ayırıyorum size. Mesela taze zencefil ve zerdeçal ayrı bir çay formu yapılabilir. Mesela diyelim ki pazartesi günü ben bunu günde iki sefer yaptım. Salı günü geldim. Salı günü dedim ki biraz daha karaciğerimi, iç organlarımı besleyeyim. Aynı zamanda kanımı temizleyeyim. Saframı temizleyeyim. E, karaciğerimi işte bunların hepsinin tümünü destekleyeyim diyorsanız e, şah dere, kara indiba ve enginleri yaptım diyelim pazartesi günü. Sıcak suya koydum 2-3 dakika demlendi. Çubuk tarçınımı attım demledim ve içtim. Bu pazartesi diyelim. E, mesela salı günü işte e, ne yaptım biraz daha böyle pangriyası mı desteklesin, iç organ evet. yağlanmaları, iç organ yaşlanmalarıma iyi gelsin diyorsanız aynı şekilde kanı da temizliyor. Zeytin yaprağı, acı yavşan ve çubuk tarçın. Bunu yaptınız. 2-3 dakika demlediniz. Daha sonrasında işte ada çayı, hibiskus ve okaliptus yaprağı, üst sonum yolları, astım olanlar, koa olanlar, faranjit problemi olanlar, bademcik iltihabı olanlar, geniz akıntısı yaşayanlar bunu tüketebilir. Daha sonrasında biraz daha böyle tüm vücudumu böyle çok iyi gelsin, günlük enerji versin, metabolizmamı da hızlandırsın diyenler, öksürüğümü de gidersin diyenler. Mesela tomurcuk gül, hibiskus, hatmi çiçeği ve ekinezya. Tam bir anti böyle akciğer hastalıklarına mükemmeliyiz. Yani tamamen akciğeri destekleyen bir reçetedir bu. Tabii şimdi yazabilirler ekranda. Tabii ben ufak <laughs> tefek sayıyorum tabii, tabii, sıra tabii. sıra. Ona göre kendileri ayırırlar. Ee, bir tane benim en çok sevdiğim bitkilerden bir tanesi ısırgan biberiye ve yeşil çay. Hem metabolizma açısından inanılmaz derecede enerji veren e, çok güzel vücuttan toksin maddeyi sağlayan aynı zamanda diüretik dediğimiz idrar sökme özelliği olan ama kanı da temizleyen bir reçetedir bu. Çok harika. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Isırgan biberiye ve beyaz çayı günde bir ya da iki sefer içebilirsiniz. Daha minik tutamlar atıp sıcak suda 2-3 dakikayı geçirmiyoruz. Özellikle 2 dakika yazmışım buraya. Yalnız bunlara yüksek tansiyon hastaları olanlar dikkat etsin. Mutlaka. Tabi. Bu çok dikkatli. Evet, Önemli olan. Yani ben birçok bir şey anlatabilirim ama benim özellikle en çok dikkat ettiğim şey kime göre ve neye göre ve ben diyor ki mesela adam. E tamam bu bunları saydı ama bunları kimler kullanabilir kimler kullanamaz e, bunların tümünü herkes kullanabilir sadece bu en son saydığım bitkiye dikkat etmesi yani dikkat etsinler e, tansiyon hastaları ısırgan biberiye ve beyaz çayı tüketiyorsa çok çok dikkat etsin hatta bence yüksek tansiyon hastaları bence bunu kullanmasın çünkü basıncı yükseltir vücutta rahatsız eder şimdi mutlaka e, bunu da belirtelim tansiyon hastaları buna dikkat etsin evet kesinlikle başka hocam Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Çünkü şöyle bir uyarı yapayım. Herkese uygun olmayabilir. Tabii ki. Şimdi mesela örnek vereyim. Mesela kan sulandırıcı alan bir insan bu bitkileri bir gün içebilir, bir gün içmeyebilir. Tarçın koyabilir veya koymayabilir. Veya tarçın alerjisi olanlar koymayabilir. Çünkü mesela zencefil ve zerdeçal çayı, ilk saydığım çay kullanılabilir ama kan sulandırıcı kullanıyorlarsa tabii ki buna daha fazla dikkat etmeleri lazım. Günde bir bardak içsinler. Fazla içmesinler gibi. Ya da gün içinde sabah üzeri içsinler akşamüstü çok içmesinler gibi. Hı -hı. Yani burada tabii ki ya da hekiminize danışmadan tabii ki içmeye de bilirsiniz. Saygı duyarız. Şimdi bunlar yine de hani takviye edici. Bunlar takviye edici gıdalar. süper gıdalar ve süper çaylar öyle. Evet. Hani e, bir doktor reçetesi değil. E, kullan bunlar tüketilmeden önce mutlaka yine danışılmasını e, öneriyoruz çünkü ki. kullandığı ilaçla etkileşim yapabilir bitki. Kesinlikle tansiyon e, hastaları, farklı kalp rahatsızlıkları evet. olanlar, kul şeker olabilir mesela, insülin e, ne olan kişiler, e, bu bitkiler e, mutlaka doktor kontrolü ile kontrolü beraber ile tabii ile ki, birlikte. doktorunuza, hekiminize tabii ki, sormadan özellikle kesinlikle mutlaka bir doktor kontrolünü olduktan <laughs> sonra e, Buna başvurabilir. Tabii bir de şöyle Doktor bir şey var. Doktor kontrolü ile. Şimdi mesela doktorunuz da mesela tabii ki bunları biliyordur ama birçoğu mesela bilmiyorsa da şöyle bir şey olabilir. Doktorunuza söylersiniz. Tavsiye ediyorum tabii. dediği zaman hani bir ilaçla etkileşime evet. geçmeyecek. Tabii, tabii tabii. Şimdi bakın normalde e, bunda şimdi bu bitkilerin tümünün içinde belli maddeler vardır. Evet. Bunlar işte saponin değerleri de diyebilir. Bunlara e, içinde fitokimyasallar yani bitkisel kimyasallar da içerebilir. Bunlar e, ...sentetik kimyasallarla tepkime yaparsa... ilacın etkisini de kırabilir. Artıra da, bilir. Artıra da bilir. O yüzden tabii ki biz ne diyoruz? Hekiminize danışmadan, ben doktor değilim... E, ...hekiminize danışmadan kesinlikle ya kullanmayın diyoruz... ...ya da kullanacaksanız da çok minimal... ...yani örnek veriyorum, sallıyorum... ...şahtere, kara indiba, enginar... ...yani etkisinin olmadığını ben biliyorum çok şükür. Evet. Ama kime göre? O yüzden diyoruz ki kardeşim araştır, bak kullanıcı yorumlarını oku... ...doktoruna danış, doktorun biliyorsa... ...öneriyorum ya da önermiyorum desin. Sonrasında çünkü... Bizim maalesef ki topluluğumuzda şöyle bir şey var. İşte Ayşe kullanmış Fatma da kullansın. Bu yanlış. Kime göre? Belki Fatma'da kalp yetmezliği var. Mesela belki de yüksek tansiyon var. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman çok tehlikeli olabilir. Aslında ya. tabii çok bu sefer işin daha farklı. Mesela yani ilaçla zehir arası sadece miligramdır. Biz buna dikkat ediyoruz özellikle. Mesela bir danışanlarım geliyor. Kadın mesela özellikle işte insülin direnciyle alakalı bir şey var. Ben 10 tane soru soruyorum artık kadın rahatsız oluyor. Hani bu niye soruyor diye. Yoksa ben al abla bunu kullan diyebilirim. Ama demiyorum. Çünkü ben onun sağlığının ne tip sıkıntıya düşeceğini iyi kötü kestirebiliyorum. Ki böyle şeyler çok geliyor bana. Çevremizdeki danışanlarımızdan çok geliyor. Ben şuraya gittim şunu aldım böyle oldu. İşte pangreasımı düzeltirken şu şöyle oldu. Ama işte kime göre? O yüzden biz ürün satmıyoruz. Biz sadece danışanlarımıza ürün öneriyoruz. Almak isteyen alır, kullanmak isteyen kullanır. Evet bu çok önemli e, noktaya Benim değindik. Benim en kırmızı çizgimdir yani bu. Çünkü şimdi şöyle doktor tavsiyesiyle çünkü bunlar da etkileşime geçebiliyor ilaçla. Ya Ve sizi, dozunu arttırabilir, düşürebilir dedi. Evet işte fitokimyasallarla sentetik evet. kimyasallar birbirine karışırsa çorba gibi olur ortalık. Bu sefer yan etki yapabilir yani. O evet olabilir. hocam. Şimdi e, ben aslında son bir soruya daha değinmek istedim. Zamanımız kısaldı ama e, şöyle sizin 21 günde sigara evet. son diye bir sloganınız Çok güzel kızdırı, bir reçetem, reçetem var. var. Buradan herkesin sigara içmemesini temenni ediyorum. Buradan herkese uyarıyorum. Hiçbir şey sizin günlük içtiğiniz bir sigaradan kesinlikle çok çok önemli. E, sizin hayatınız aslında ondan daha önemli öyle diyeyim yani. E, şimdi şöyle sigara Gerçekten insan ondan verilmiş maalesef ki en büyük tepkimelerden en büyük bence bir tanesi. Evet e, Türk toplumu çok içiyor ve dünyada da çok içen var ama özellikle bizim e, kendi toplumumuz inanılmaz içiyor. Ben de bununla alakalı kendi yapmış olduğum yani okuduğum okul bölüm işte yaşamış olduğum deneyim çalışmış olmuş olduğum deneyimden yapmış olduğum çok güzel kendi reçetemler bu. Onu söyleyeyim. Tabii şimdi bir de bağımlılık <laughs> evet. söz konusu olduğu için. <laughs> Ee, psikolojik olarak da kişinin hazır hissetmesi gerekiyor. Evet. Şimdi... Ben bırakmak istiyorum demesi gerekiyor. Evet. Buyurun hocam. Şimdi benim burada dikkat ettiğim olay şu. Bizim Türk toplumunda şöyle bir şey var. Yoğun stres ya da hiç stressizlik hiç fark etmiyor. Bizim insanımız içiyor. Doğru. Şöyle bir şey var. Şimdi mutlu mesela... oluyor, içiyor. Evet. Üzgün, içiyor. Tabii tam ona değinecektim. İşte mutlu oluyor, gerçekten sigara içiyor. Üzülüyor, sigara içiyor. Depresyona giriyor, şey yapıyor. Yani her ortamda sigara illaki dönüyor. Ben kendim bu arada sigara kullanmıyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Tabii buradan şimdi sigara içmeyen birisinin bunları söylemesi çok basit. Ha, diyecek ya ee, söylüyorsun. Ama gerçekten ben yani 40-45-43 yıl ben sigara içen bir adamı tanıyorum. Çok yakında tanıdığımız. Bunun gibi yüzlercesi var ama en stabil ve en yakın gördüğümü söyleyeyim. Adam şey diyor tabii. mesela ben sigara içmesem kesinlikle yani ben kesinlikle biriyle kavga ederim ee işte eşimle tartışırım işte çocuğumla tartışırım evi terk ederim giderim falan böyle Bayağı baya bir şeyler söylüyor. O boyuta yani. geliyor. Çok farklı tabii canım yani anlıyorum tabii ki insanlar yoğun stres döneminde. Şimdi burada en büyük temel faktör biz şöyle yapıyoruz. Bize gelen danışanlarımız sigara içmek ben istemiyorum dediği zaman şunu yapıyoruz. Birincisi e, stres giderici çaylar veriyoruz. Melisa, papatya, sarı Öncelikle. <laughs> Öncelikle tabii alt demini <laughs> hazırlıyoruz. Abi diyoruz seni ne mutlu eder? Şu mutlu eder, bu mutlu etmez falan. Şöyle yapıyoruz. Stres giderici çaylar. Yani melisa, papatya, çarkı otu dediğimiz pasiflora bitkisi, sarı kantoron. Pasiflora bitkisi. Çok nadir oluyor galiba <laughs> hocam. Görmüştüm. Ee, çok az çıkar, çıktığı zaman da hemen söner. Öyle bir bitkidir. Hemen söner bir keresinde ilk defa birisi böyle hemen sönmüş halini evet. gördüm. Ama çok da değişik yaprakları çok vardı. Evet, evet, evet. Onun hatta meyvesini falan sonunu. kullanıyorlar biliyorsunuzdur. Nasıl? B bitkisinin çıktığı yerden, çiçeğin çıktığı yerden daha sonra meyve çıkıyor. meyveyi kullanabiliyorsunuz. Onu bilmiyordum. Çok enteresan. Ee, bana verilen sadece bir tane çiçeği. Hatta çok şey, sadece başı çiçeğin yaprakları. Evet, evet, evet. Anladım. Şimdi biz bunları veriyoruz ve stresi gideriyoruz. Biraz bastırıyoruz. Mesela adam yoğun iş temposunda çay içiyor. Bu onu çok rahatlatıyor. Dikkat, konsantre, odaklanma, stres kontrolü, işte kriz kontrolü bastırıyoruz. Güzel bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Daha sonrasında benim özel reçetem olan bunu da her zaman çok şükür söyleyebiliyorum. Yani içim rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kesinlikle yan etkisi de yoktur. Kan sulandırıcı kullananlar karanfil ve çubuk tarçından dolayı daha az yapabilir ama. Hiç problem yok. Yani bundan alacağınız herhangi bir şey rahatsız etmeyecektir. Sadece karanfil ve çubuk tarçına biraz, biraz şey dikkat yapmış. edelim. tabi evet, Ama zaten tamam. şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi bu dediğim her bitki çok güzel bir reçete geliyor şimdi. <laughs> her bitkiden 100 gram olması mutlak. Kesinlikle. Sıcak suda normalde bitkiler demlenir. Ama bu dediğim reçete de kaynatılıyor. Hmm. Tabi her bitki de bu, Kaynaya, bu arada demlenir. suya. Hayır öyle değil. Hmm. Şöyle. Nasıl yapalım? 4 tane şifalı bitkimiz var. Bu reçetemiz şöyle. Karabaş otu. Tamam. Karanfil. <laughs> Sizden <var. gülüyor> Karanfil. Çubuk tarçın ve hazembel kökü dediğimiz, diğer ismiyle de eğir kökü dediğimiz bir bitki. Bu dört hmm. tane arkadaşı her birinden 100 gram alıyoruz. Ee, normal suya koyduk. Tencerenin içine koyduk. Bir litre de su dolduruyoruz. Bunları toplam bir litrelik suyun içine 400 gram bitkiyi koyduk. Evet. Tamam. Beraber altını açıp kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan yani fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıyoruz. Altını söndürüyoruz. Biraz soğuduktan sonra, ağzı da bu arada kapalı olacak. Yani bir tık boşluk bırakırsınız hava çıkması için. Ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra bunu süzüyoruz. Biraz soğuttuktan sonra bir kısmını dilerseniz bir kavanoz, sürahi ya da herhangi bir saklama kabının içine koyup bir kısmını da minik bir sprey yapıyoruz. Ufak bir ağız spreyi gibi düşünün. Evet. Spreyi de aldık cebimize koyduk. Artık ben diyelim ki yoğun sigara içiyorum. Arkadaş ortamındayım ama cebimdeki sigara paketini artık çıkardım. İstemiyorum onu. Kararlıyım çok karar verdim. Artık sigara benim için yok. Paketi bununla değiştiriyoruz aslında. Aynı evet. P paketin şeyi değişiyor. Sistemi değişiyor. İçilme formu ve görsel formu tamamen değişiyor. Ee, sigarayı attık dışarı. Onu koyduk cebimize. Arkadaş ortamındayız. Ya da sevindik, üzüldük, sıkıldık, stres yaptık falan. Hemen sigara yakmak yerine hemen onu tutup ağzımıza sıkıyoruz. Bir iki fıs. Evet. İster gargara yapıp çıkarabiliriz. Dilerseniz de yutabiliriz. Ki bence yutulması daha iyidir. Ama bazıları sevmiyor, çıkarabiliyor. Neyse. Bunu günde kaç kere sigara istiyorsanız, canınız, yaptığınızda ben inanıyorum. 21 günde sigaraya son demezlerse ben bir şey bilmiyorum. Böyle de iddialı konuşuyorum. Şimdi bu çok önemli. Aslında bir başka e, değindiğiniz nokta da var. E, alışkanlık yaptığı için bir şekilde kişi onu bir şeyle değiştirmek de istiyor. Evet. Yani sigara kullanmak istediğiniz zaman ya bir şey beni frenlemesi gerekiyor. Bir şeyle değiştirmem gerekiyor evet. onu. Ama bu önermiş olduğunuz bitki karışımıyla değiştirdiğim zaman sonuç elde etmem 21 gün mü hocam? Normalde zaten 21 gün yani yapabileni hiç görmedim bir günden önce de zaten tabii ki ben yani normalde irade süreci mı? 21 evet. gün olduğu için 21 gün dedim buna bu 5 günde de olabilir tabii. Günde benim 4. günde bırakan var 2 gün sonra benim mesela günde 10-15 yani 12 e, adet sigara içen insan 2 günde bırakan da oldu 43 yıl sigara içmiş olan bir o abimizin 13. günde yeter be kardeşim bu neymiş artık yani deyip bana artık böyle isyan ediyor ama sevinerek 40 yıl kullanmış. 43 yıl sigara içip 13 yılda tamamen bıraktı. O adam bıraktıysa bence herkes bırakır. Ben ona inanıyorum. 13 gün sürdü bıraktı. Ve günde adam ortalama 2 e, pakete yakın içiyormuş. Öyle düşünün. Ve tabii çok yüksek... Karar, karar, karar. Ka i̇stikrar. i̇stikrar. istikrar, istikrar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Mesela birçok danışanımız var. Ben yüzlerce insandan bunun etkisini çok gördüm. Hatta hep paylaşırım da bunları ama. Mesela şey var. Abi diyor biz bırakamadık ya da diyor işte hocam biz bırakamadık diyorum ki abi nasıl bırakamadın hani ne oldu? E ben kaynattım tamam yaptım e sonra e, ben eve gelince sıkıyorum. şimdi e, yani is Ya da diyor ki ben diyor sigara içiyorum sonra sıkıyorum. İstemek istemiyor yani. bırakmayı bu kişi ya o zaman. Işte, o zaman ben bir şey yapamam. O zaman, o zaman artık, kralına biz bir şey yapamayız hiçbir şey yapamayız yani o benlik bir şey değil çünkü. Çünkü kişi gerçekten bunun ilk e, önemli noktası istiyor musun? musun? E kendini seviyor buna musun? Kendini, kendini, kendini seviyor, seviyor musun? musun? Yani özellikle şu salgın sürecinden sonrasında sigaradan zaten yani insanların ben hala hani içmelerini ben artık anlayan şey yapıyorum. Normal karşılayamıyorum yani. Gerçekten. Hani o bağımlı olanlar daha çok bağımlı oluyor. Evet, daha, hatta hocam. E, belli bir nikotin krizi e, beyinde o belli bariyeri geçtikten sonra alışkanlığa dönüyor. Ben de alışkanlıkları kırıyorum. Evet. Bunu da son olarak vermiş olalım ee, ve e, şöyle söyleyeyim şimdi maddi açıdan da çok zor bütçeyi çok zorlayacak evet, bir reçete ki. de değil. Değil ben size söyleyeyim yani ortalama burası e, çok komik bir rakam ya yani rakam söyleyeyim mi bilmiyorum ama yani, yani ama çok komik bir rakam yani gerçekten inanmazlar hadi canım bizim, hadi ya imkanı e, dört yok. 4 tane yani ee, 4 taneden 100 gram olsa yani burası e, çok özür dileyerek evet. söylüyorum. Herhalde 2 paket sigaranın parası ya eder <laughs> ya etmez. Büyük ihtimal etmez. Etmez. Yani. Etmez ve e, maliyeti de çok uygun. Mutlaka o zaman e, denemeni, denemeni is, bırakmak isteyenler ve tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. İstemeyenlere. Kendisini sevenler mutlak olarak bunu denesin. Ne olursa olsun denesin. Doğru hocam. E, ağzınıza sağlık vermiş çok olduğunuz için çok Ne der, demek? Çok kıymetli bizim için. Sizi tekrardan ağırlamak isteriz. İnşallah. E, yorum olarak da e, soru olarak yor soru cevap yapabiliriz bir sonraki program. Nasıl slogan. isterseniz. Tabii ki e, danışanlarımıza seve seve yardım etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık tekrardan. E, görüşmek üzere biz izlediğiniz için teşekkürler.